beyler, Aycan Koptur Show başlıyor. Karşıma çıkana dört elle sarıldım. Her yüzüme güleni dost sandım, yanıldım. Kalbimde yer yok artık sahte duygulara. Seni kaybettim ama kendimi kazandım. Gün oldu insanlara, hayata darıldım. Gün oldu bir hayali, aşk sandım, yanıldım. Korkanlara seni kaybettim ama kendimi kazandım. Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara, seni kaybettim ama kendimi kazandım. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Bayağıdır görüşmüyoruz birçoğunuzla. Tanıdık simalar görüyorum bugün. Hepiniz hoş geldiniz. Şovumuzun konsepti yarınlar yokmuş gibi eğlenmek. Bu şovda şarkılar söyleyeceğiz, dans edeceğiz, sohbet edeceğiz, oyunlar oynayacağız birlikte. Hünerlerinizi göstereceğiniz, sırlarınızı paylaşacağınız, şarkılara böyle bağıra çağıra eşlik edeceğiniz müthiş bir geceye hazırsanız Aycan Koptur Show'a hoş geldiniz. Ben sizi birazcık tanımak istiyorum. Şu koltuğuma oturayım. Şurada bir beyefendi var. Size bir mikrofon verebilir miyiz? Siz evet. Aynen arkanıza baktınız. Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İsminiz? İbrahim. İbrahim Bey. Nereden geldiniz? Buradan. İstanbul'dasınız. İstanbul, evet, İstanbul'da. Ne iş yapıyorsunuz? Özel bir firmada satış sorumlusuyum. Nasıl özel? Özel. Laboratuvar cihazları imalinden bir firma. Aa. Evet. Ne üzerine? Hastane. Yani medikal. Medikal yani, evet. Her şey dahil mi mesela? Yani bütün medikali kapsıyor mu? Ya şehir dolaşımları, işte. Aa, çok güzel. Mümessil firmalar, bayilere dolaşmak yoksa. Mükemmel. Çok güzel. Siz hep bu sektörde miydiniz? 14 seneden beri buradayız. Nazara inanıyor musunuz, merak ediyorum. İnanırım. Gerçekten çok mi? Çok inanırım. Nasıl korunuyorsunuz? Ya bunun için bir cihaz yok çünkü henüz bulunamadı. Ben bulamadım, o yüzden soruyorum. Var mı böyle dua ediyorsunuz? Dua. Evet. Var mı başka nazara inanan var mı? Ah, varmış burada. Nazara siz inanıyorsunuz. Ah, nazar boncuğu şeyi var, bilekli. Buraya verebilir miyiz mikrofonu? Sizin isminiz nedir? Taner. Taner Bey, memnun oldum. Ben de efendim. Nazara inanıyorsunuz. Çok.
Üzerinizde nazar boncuğu var. Evet. Ne yapıyor? Onu, o kaybolursa nazar mı değecek diyorsunuz? İki yıldır duruyor. İki yıldır hiçbir şey olmadı mı sana? Hiçbir şey olmadı. İşe yarıyor yani. Taş gibiyim. İşte bu, bravo. Kocaman bir alkış. Peki evde var mı? Sadece üstünüzde mi taşıyorsunuz? Evde de var. Evde de var. Peki siz dua ediyorsun. Başka, yani ben bugün bütün yöntemleri öğrenmek istiyorum. Kurşun döktürüyorum. Kurşun döktürüyorsunuz. İyi geliyor mu? Çok, çok rahatlatıyor. Gerçekten mi? Canım. Var mı tanıdık biri? Ben bunları yaparım sana. Arada bir de sirkeli suyla yıkanmak lazım. Sen bunların hepsini yapıyor musun? İşte arada. Ben galiba yapmadığım için arada bana değiyor. Ya. Ama şöyle değiyor. Enerjim gidiyor. Kendini böyle ölü gibi hissediyorsun. Bravo. Hemen bir sirkeli suyla duş. Bir sizden bir terapi alabilir miyim? Tabii tabii. Gerçekten iyi geldi bu konuşma bana. Çok teşekkür ederim. Ben şöyle bir şey buldum. Size de göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben şöyle bir ağaç yaptırdım. İsmini Gülben koydum. Adını Gülben Ergen'den alıyor. O yüzden her bölümden önce ona bakıp diyorum ki bana hiçbir şey olmaz. Bana hiçbir şey olmaz. Bana hiçbir şey olmaz. Siz de eğer hissediyorsanız, Gülben'in bu gücüne inanıyorsanız, bir show başlamadan isterseniz tekrar edebiliriz. Üç kez benimle tekrar edin. Hazır mısınız? Bana hiçbir şey olmaz. Bana hiçbir şey olmaz. Bana hiçbir şey olmaz. Bravo. Çok güzel. Bugün var buraya hiçbir şey olmaz. Şimdi birkaç tane daha kişiyle tanışmak isterim. Şurada bir hanımefendi var. Şu anda içkisini yudumluyor. Merhaba. Merhabalar. İsminiz? Sena. Sena Hanım. Evet. Siz ne yapıyordunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Ben çok heyecan verici bir şey yapmıyorum. Öğrenciyim. Çok güzel. Ne okuyorsunuz? İşletme okuyorum. Kaçıncı sınıf? Son sınıfım. Emin misiniz peki? Evet. Yani umarım bitecek bu sene. Bitecek bu sene. İşletmeye isteyerek mi gittiniz? Evet, biraz isteyerek gittim. Hala istiyor musunuz? Hala istiyorum, evet. Gerçekten evet. İnanılmaz. İşletme olalı. Evet, insan böyle bir şey görmedi. Şaşırıyor aslında böyle deyince. Aha. Biraz ön yargı var işletmeye karşı. Ama daha geniş bir alan olduğu için daha rahat hissediyorum kendimi. Peki ne yapmak istiyorsunuz okuldan sonra? Onu ben bilmiyorum şu an. Genelde işletme okuyanlar aynen böyle oluyor. Evet. Tek evet. Sorun bu şu an. Ama yolunuzu buluyorsunuz, biliyor musun? Bir şekilde bulacağız, evet. Ya iki sene sonra unutmayın lütfen. İki sene sonra görebiliriz herhangi bir yerde. Ben öyle düşünüyorum. Umarım, umuyorum. Ben öyle düşünüyorum. İşletme ise yani bir Gülben'e yaslayacaksın sırtına, evet. Bir işletmeye demişler. Peki siz inanıyor muydunuz nazara? Ben çok inanıyorum, evet. Anneanneme sürekli kurşun döktürüyorum ben. Anneanneniz döküyor. Evet, evet. Böyle bir düğün falan olduğunda, aha, düğün sonrasında herkese kurşun döker, nazar değmiş diye böyle. Düğündeki herkese? Yok, yani ha. Biz aile içinde. Ha, evet. Anladım. Ailedeki herkese düğünden sonra göz geldi diye kurşun evet, döküyor. Evet. İşe yarıyor mu? İşe yarıyor. Yani ya da onu mutlu etmek için diyorsunuz ki evet anneanneciğim yaradı. Evet, yani biraz... Enerjiyle ilgili şeyler olduğuna evet. İnanıyorum ama yani. Doğru. Ama başım ağrıyorsa anneanneme göre nazar değmiştir yani. Ağrı kesici yerine kurşun döker bize. Hemen? Evet. Ya hazırda bir kurşun mu var hani böyle evet, şeydi yani. Evet. Bir dakika tamam falan, bu ağrı kesici için evet. Falan diye. Artık şey oluyor zaten, böyle görüntülü konuşmada falan dökmeye başladı bana. Online döküyor. Evet, online dökmeye başladı. Önemli olan niyetmiş, öyle diyor. Online. Bence anneannen çok akıllı bir kadın. Bence de. Yemin ediyorum. İsmi neydi anneanneniz? Zekiye. Aa, neden acaba? İnanılmaz gerçekten. Peki siz şimdi kaçlı oluyorsunuz? 2001'liyim ben. 2001'lisiniz. Evet. Z kuşağısınız. Z kuşağıyım. Peki 90'lara böyle bir aşkınız var mı? Yani 90'ları çok dinlediğinizi biliyorum Z kuşağının. Eski zaman aşklarını mesela ben çok severim. Böyle bir romantik geliyor bize, bilmiyorum. Evet. Mesela sizin zamanınızda şu var mıydı? Ben merak ediyorum. Bizim zamanımızda şöyle bir şey vardı. Anket defterleri, hatırlar mısınız? Hani böyle şey, hoşlandığın çocuğa verirdin. İşte böyle adın, soyadın, burcun, işte en sevdiğin film. Sonunda da şöyle bir şey yazardı. Bu defterin sahibi hakkında düşüncelerin. Ben de gerçekten hoşlandığım çocuklara onu verip, bu var mıydı size, önce onu sorayım. Bu hayır yok da şu an date uygulamaları bunun teknolojik versiyonu gibi yani. Evet, ama bizde gerçekten şöyle bir şey vardı. İki sayfa bir soru soruluyor.
adın, burcun, işte en sevdiğin film falan diye gidiyor. En sonunda da diyor ki defter sahibi hakkındaki düşüncelerin. Biz de bunu gerçekten böyle sanki işte not defteri doldurur gibi, işte hatıra defteri gibi herkese verip böyle acaba benim hakkımda ne düşünüyor diye beklerdik. 90'lar Partisi'ne bir sonraki gidişinizde bu fikri hemen arkadaşlarına sun. Tamam. Çok işe yarıyor, evet. Yemin ediyorum. Çok memnun olduk. Ben çok memnun oldum. Ben şu arkadaşıma, şu gözlüklü arkadaşıma bir elini kaldırırsan. Burada benim bir çocukluk arkadaşım var. Arkadaşlar bizim bir yazlık vardı. Ben de 6 yaşında filanım. 3 tane de ablam var. Hep böyle onların peşine takılırdım. Bir tane çocuk vardı. Böyle sarışın. Allah'ım böyle karizma, sürekli böyle top oynuyor falan filan, yemin ediyorum. Sonra ben merak ettim acaba benim hakkımda ne düşünüyor diye. Bizim de yazlıktaki son günümüz, satacağız, tamam mı? Ben yazlığın son gününe o defteri buldum. Gittim. Dedim ki şunu dedim bir doldurur musun? Şöyle yaptı. Bu arada hani hızlı geçmeye çalışıyorum, son soruya gelmeye çalışıyorum ki bir an önce ne olduğunu öğreneyim diye. Böyle işte adın yazıyor, en sevdiğin film, burcun, boyun falan, ben böyleyim. Tamam oraları biliyorum ya, sen geç falan diyorum hani, bir an önce son soruya ne olur gel falan. Son soruda şöyle yazdım. Defter sahibi hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşım, kardeş yazdı. Ve işte doğru, o beyefendi şu an elinde mikrofon tutuyor, terbiyesiz. Ama yani. Ama sen çok yakışıklıydın. Ne oldu sana? Yani zamanında diyelim. Yo var bir abin. Ama eşini de tanıyorum, çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ama eşi var ya, bu çok kalp kırdı küçükken. Yemin ediyorum çok kalp kırdın. Hiç unutmuyorum o anket defterini. Hepsi bende. Sen bunu burnundan getiriyorsun değil mi? Sana helal olsun be. Yemin ediyorum, teşekkür ederiz. Hepimiz adına teşekkür ediyorum sana. Kendinizi tanıtır mısınız? Adınız neydi? Gökhan. Gökhan evet. Kesin. Vay be Gökhan Bey. Gerçekten kalbimizi çok kırdınız ama sizi unutmadık. Biz de sizi unutmadık. O çok sağ olun. Gerçekten. Hayallerimle hiç oynamamışsınız gibi. Bir de utanmadan buraya gelmişsiniz. Ama seni görünce aklıma bir anı daha geldi, ben anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bu yazlık dediğim yer şöyle bir yerdi. Şimdi burada yazlık var. Burada da bir otel var, böyle 5 yıldızlı, tamam mı? Ortada da bir çit var. Bize dediler ki yazlığı olanlar otele girip eğlenebilir. Yani işte animasyon izleyebilir, işte ne bileyim havuza girebilir falan. Yani bu kadar ama yani. Neyse şöyle ya, şunu yapamıyoruz yani. Oradan girip yemeğimi otelde yiyeyim ve çıkayım yok. Yani çünkü onun için bir bileklik gerekiyor. Şimdi Gökhan da aşırı böyle Rus'a benzediği için o dönemler. Yani sadece o dönemler. Tabii. Rus'a benzediği için, bir de benim ablam Rus'a benziyordu. Tamam, biz de dedik ki madem biz yemek yiyemiyoruz, yani bilekliğimiz yok. Öncelikle şöyle yapıyorduk. Her yaz bayağı bileklik buluyorduk bir yerden. Yani nereden buluyorduk? Benim yüzmem gelişti o sebeple. Havuz diplerinde bileklik aramaktan tamamıyla yüzmeye verdim. Gerçekten yani bu nasıl bir açlıksa, yani bu nasıl bir dolandırma şeyiyse, yani şehvetiyse, her dönem bilekliklerin rengi değişirdi ve biz onları bulurduk. Hepsi vardı, böyle şey diyorduk, ha bu sene mor, tamam moru takıp gidelim falan diyorduk. Fakat biz hepimiz Türk olduğumuz için bir tek Gökhan ve ablam Rus'a benzediği için sürekli onları gönderiyorduk. Olay da şu, yani bize işte kola fanta alır mısın ya da işte kumpir var, bize kumpir alır mısın diyorduk. Birkaç şey öğrendiler, böyle Rusça kelime öğrettik onlara. Ben niye söylüyorum ya, ben öğretiyormuşum, düşünsenize böyle. Sonra bayağı böyle gidiyorlardı bara. Böyle şeyler yapıyorlardı. Bu arada Gökhan'la ablam kardeş gibi gidiyorlardı. Yani yalan atıyorlar. Hani şey, Diyavişki falan diyor böyle. Hani şey, kardeşini çağırıyor. Sonra böyle yapıyordu ablam mesela. Adinkola, Dva Fanta, işte Driş Petsi falan diye böyle şeyler söylüyor. Tamam ama külliyen yalan yani. Biz böyle bekliyoruz çitin arkasında, böyle aç köpekler gibi, ne olur bize bir kola alsın falan diye. Köşeyi dönüp size evet, getiriyorduk. Evet. Bir lahmacun hikayesi vardı hele, bunu hiç unutmam. Bir gün lahmacun servisi başlamış şeyde, otelde. Biz ya şey, böyle tek dilim veriyorlar ve küçük yani, böyle hani şey, tadımlık. Fındık. Biz de evde en az 12 arkadaş, ablamların arkadaşları böyle bekliyoruz hani. Hepimiz çok açız. Yazık, ablamla Gökhan 12 kere gidip tek tek lahmacun alıp tabii, böyle farklı kılıklarla onları alıp geldiler.
Ve yani benim kalbimi kırdın ama bunu asla unutmayacağım, biliyor musun? İşte arkadaşımın kardeşi, o yüzden oldun zaten. Vay be. İstedik, o yüzden. Vay be, çok teşekkür ederiz Gökhan. Ben teşekkür ederim. Peki bir şey soracağım. Siz ne iş yapıyordunuz? Avukatlık yapıyorum. Şaşırttı mı sizi bu meslek? O dolandırmadan sonra şaşırttım mesela. Yani nasıl karar verdiniz? Yani şöyle mi? Daha fazla lahmacun çalmamalıyım. Yok, konuya bakış açımı değiştirdi belki de. Diğer tarafa geçmeye. Ha, şey mi yaptın acaba? Beni zorluyorlardı ve ben hakkımı savunamadım. Şimdi başkasının hakkını belki mı? Belki de tabii. Ulan bizim sayemizde para kazanıyorsun. Hadi neyseyiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz sevgili Gökhan. Ben bir de o otellerde şunu unutamıyorum. Kulüp dansını hatırlayan var mıdır? Kulüp dansları yapılıyordu otellerde. Kulüp dansı. Havuz başında toplanırdık işte sabah 8'de 9'da. Böyle herkes işte mayosuyla gelirdi. Kimisi böyle topuklusuyla, gözlüğüyle gelirdi. Ve her yıl o otelin bir kulüp dansı olurdu. Ben bugün olsa tekrar katılırım. Çünkü çok eğlenceliydi. Ve bunu niye bizden aldılar? Neden bu furya bitti? Gerçekten anlamıyorum. Şimdi bir anda o 5 yıldızlı otellere gidelim. Ve birlikte havuz başında sanki hala 90'lardayız gibi kulüp dansı yapalım. Bir nefesle çekersin ya, beni de öyle çek hasretim, aşk kokan yıldızlara. Hani bakar dalarsın ya gruba, bana da öyle bak kulun olayım. Hani bir nefesle çekersin ya, beni de öyle çek hasretim, aşk kokan yıldızlara. Hani bakar dalarsın ya gruba, bana da öyle bak kulun olayım. Ay aman denizleri aç da gel, kurbanın olam. Kurtar beni buralardan ne olur. Of aman denizleri aç da gel, kurbanın olam. Kurtar beni buralardan ne olur. Nefesle çekersin ya, beni de öyle çek hasretim, aşk kokan yıldızlara. Hani bakar dalarsın ya gruba, bana da öyle bak kulun olayım. Hani bir nefesle çekersin ya, beni de öyle çek hasretim, aşk kokan yıldızlara. Hani bakar dalarsın ya gruba, bana da öyle bak kulun olayım. Ay aman denizleri aç da gel, kurbanın olam. Kurtar beni buralardan ne olur. Of aman denizleri aç da gel, kurbanın olam. Kurtar beni buralardan ne olur. Atakan!
kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Bana ne aman ben anlamam. Tek hesaplı inciş. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Bana ne aman ben anlamam. Tek hesaplı inciş. Atakan! Canım bizde ne akıl kaldı ne fikir bitti o endam edan bir öyle hey yavrum kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattı. Ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde komşunun kızı kampta sporda stepte terzi mukadder satıp saldı malı mülkü gizlisi saklısı kalmadı topumuz niyette. Sen bizim mahalleye geldin geleli canım bizde ne akıl kaldı de fikir bitti. O endam bedan bir öyle hey yavrum. Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattı. Ye 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 çıtır çıtır. Ye 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 kıtır kıtır. Ye 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 çıtır çıtır. Yerler seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü yoksa günah bizden gider. Seni yerler yerler seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü yoksa günah bizden gider. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şurada bir beyefendi var. Şu beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz? Mert. Mert Bey. Siz ne yapıyorsunuz? Bir yapım firmasında finanstayım. Nasıl bir yapım firması? Film dizi sektörü mü? Evet. Film dizi sektörü. Sektöründe finanstasınız. Evet. Oyuncular kaç alıyor? Biliyor musunuz? Doğruyu söyleyin. Yani biliyor musunuz? Kime ne yatıyor biliyorsunuz. Seni, Serra'yı, Toprağı, Emre... Bir dakika, bir anda ben de konu oldum. Biliyor musunuz bana kaç yatıyor? Şimdi anladınız mı neden her gece sahne yapıyorum? Ben yapmıştım. Vallahi İngiliz'in sesini taktığımda çok altlarda kalırdın Ayca. Belki birazını elden alıyorumdur. Onları da ben veriyorum. Ne oluyor ya? Beni satışa çıkardınız. Aa bir dakika. Beni ve Serra'yı biliyorsanız biz o zaman yakın mıyız? Yani neredeyse aynı şeyi mi alıyoruz? Yani merak ettim. Bir tık fark var sende evet. Ha ben üstte miyim? Tabii tabii. Evet, tabii. Serra ben üstteyim. Susun. Susun. Sizin paranızı da ben veriyorum. Vay be. Hiç böyle bir şey beklemiyordum biliyor musunuz? Gerçekten. Hoş geldiniz. Bu daha zorlama istersen. Tamam tamam. Umarım yarın yatar. Öyle diyeyim. Saat 4'te 4 olur. Yarın cuma evet. İnşallah yarın 4'te bekliyoruz. Güle güle harca. Çok sağ olun gerçekten. Sen de sağ ol. İyi ki varsın. Vay be. Kime çatacağını bilmiyorsun gerçekten. Şimdi şurada çizgili giymiş bir hanımefendi var. Evet siz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İsminiz? Sude. Ah Sude Hanım. Siz okuyor musunuz? Evet lisedeyim. Aa ne yani lisedesiniz. Kaçıncı sınıf? 12. Son sınıftasınız. Hı hı. Ne istiyorsunuz? Sözel, sayısal? Sayısal, pilotaj istiyorum. Ne? Pilotaj. Ha? Pilotluk. Ha pilotluk. Pilotaj mı deniyor ona? Evet.
pilotaj. Wow. Yani pilot, yani uçak uçuracaksınız. Doğru mu anlıyorum? Yani rezil olmamak için anladım. Nasıl soracağımı bilemedim. Pilotaj demek, arkadaşlar öğreniyoruz. Pilotaj demek uçağı uçurmak. Doğru mu anlıyoruz? Evet. Anladım. Peki bunun için nasıl bir eğitime girmeniz gerekiyor? Hiçbir fikrim yok yani. Sadece istiyorsunuz. Evet, istiyorum şu an. Allah'ım amin filan, ne bu kadar. Anladım. Peki yurt... Ne oluyor ya? Tamam, tepki verme bu kadar ya. Tepki verdi, öldürdün. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Şurada bir beyefendi var. Bir de hemen yan masaya verme şansımız var mı? Beyefendi, size bir soru sorayım. Evet, nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ticaretle uğraşıyorum. Aynı zamanda İstanbul'da bir belediye başkanının danışmanıyım. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Siz ticaretle uğraşıyorsunuz. Ticaret benim eski mesleğim ama uzun yıllardır bir belediye başkanlığında danışmanlığım. Hangi belediye söylemeniz mümkün mü? Gururla söyleyebilirim. Lütfen. Esenler Belediyesi. Hmm. Mehmet Tevfik Göksu'nun danışmanlığını yapıyorum, evet. Wow. Yanında beraberiz. Tamam. Esenler'e gelirsem? Gurur duyarız. Hiç gelmedim ama gelebilirim bir gün. Yani çok mutlu olur. Esenler İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri. Gerçekten sizi tanıdığımız için çok memnunuz. Esenler'e de esenlikler dileriz. Çok kötüydü. Şimdi artık ilk oyunumuzu oynamak istiyorum ben. Sesine çok çok güvenen birileri var mı burada? Ya ben artık bugün gelsin diye bekliyordum ve şarkı söylemek istiyorum diyen var mı? Tamam, o zaman birinci kişiyi alalım arkadaşlar, lütfen alkışlarla. Bir tane varmış. Bravo. Hoş geldiniz. Hemen ismini öğrenelim lütfen. Yasemin Cebecioğlu. Arkadaşlar, kocaman bir alkış. Geldi senin mikrofonun. Şimdi bir de ben bir tane daha sesine güvenen biri istiyorum. Yasemin'le yarışmasını istiyorum. Geldi. Eller seni gösteriyor. Hadi gel. Hadi buraya gel. Lütfen. Hadi. Merhaba. Enes. Yasemin ve Enes, doğru muyuz? Evet. Evet. İkinizin de sesi güzelmiş, öyle mi? Öyle mi? Öyle. Öyle. Ya ben pek beğenmiyorum ama arkadaşlarım sürekli beni çok zorladıkları için. Arkadaşlarım çok mu beğeniyorsunuz Enes'in sesini? Ne söylemeyi seviyorsun Enes? Ya şimdi çok komik ama arabesk. Arabesk seviyorsun. Çok garip. Ama arabesk de yürek ister ha. İşte yok ama onlar gereksiz. Demek ki sesin güzelmiş. Peki Yasemin, sen ne söylüyorsun? Pop. Pop söylüyorsun. Peki her koşulda şarkı söylerim diyor musunuz? Her koşulda söylerim ben. Söylerim. Söylersen? Pek emin değilim. Şimdi ben bir tane koşul belirlemek istiyorum ama öyle kuru kuru burada söyleyip insinler istemiyorum. Şimdi beklerseniz ilk oyunumuzu oynuyoruz. Size göstermeyeceğim. Arkadaşlar elimde gördüğünüz bu oyun, bu ağızlıkları takarak şarkı söylemeleri istiyorum. Hazırsanız bu yarışmayı başlayacağız. Ya. Ya, hayır, bu yeni. Bunlar sıfır açıldı. Ha? Ben de zorlayayım. Küçüğü var içinde. Küçüğünü seçebilirsin. Ya bende de. Sana bırakıyorum. Selam var ama. Sana bırakıyorum. Hazır mısınız? Sizi yarıştırmak istiyorum. Haydi. Enes, ilk sende olacak, tamam mı? Orkestra, buyurun lütfen. Sevda yolunda kovaladığım sevgi, ah hinler, ah hinler dile ayaladığım kendi. Sevda yolunda kovaladığım sevgi, ah hinler, sevda yolunda kovaladığım sevgi, ah hinler dile ayaladığım kendi. Sevda yolunda sevgi, ah inertiyle ayaladım kendimi. Enes, artık sağ kalsın.
Enes. Evet. Yasemin'e haksızlık olmasın diye. Çünkü bu iyi performansı sonuçta yarışıyorsunuz. Şey yapamayız. İstiyorsan o senin kalsın. Arada böyle dişlerine bakabilirsin. Allah'ım ne kadar güzel beyaz dersin. Ben seni ama başka oyunda alacağım. Şimdilik seni indiriyorum. Burada varmış. Başka bir talent varmış. Seni buraya alabilir miyiz? Buyurun efendim. Merhabalar efendim. İsminiz? Mert. Mert Bey. Memnun oldum. Oh, hemen aldı. Kendimi seçtim efendim. Aa ne oluyor? Maviyi falan aldı. Buyurun. Bir daha takma. Kocam diye bağırdın mı sen önce? Söyle. Kocanı iyi tanı. Almışsın artık aşkım. Nasıl yani? Hazır mısın? Aa peki Mert'i bu profesyonel çıkışına ne diyorsunuz? Bir dakika. Evet yani rakibinden korkmaya başladı. Evet ben de onu yiyecek. Galiba Mert kazanacak gibi duruyor. Çok evet, merak ediyorum. Evet. Geldin. Ah oh, geldi. Kocaman alkışlar lütfen Mert ve Yasemin'e. Ay çıkıyor. Aldı. Hazır mısınız? Bir daha başlıyoruz şarkıya. Haydi bakalım. Hadi. Seyda yalanda kaldın seni. Ah hinlerine ayadın yendini. Seyda yalanda kaldın seni. Ah hinler tile ayaladın kendini. Artık takat kaldı anne yere. Ah çekinme, sen yine yalanlar söyle yine. Zaten dertli. Kanla yağdı. Bir daha yap, ne olur ne kadar söyle dinlemek istiyorsun. Hazır mısın? Hazır mısın? Olsun. Varsın ah çekinme, sen yine yalanlar söyle yine. Aramayacağız zaten. Olsun varsın ah çekinme. Sen yine yalanlar söyle yine. Yalan parça zaten dert değil. İnanılmazdınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biraz böyle konuşalım mı? Evet. Biraz böyle konuşalım. Mert kaç yaşındaydın? 28 aldım 2 ay önce. Peki sen şarkı söylüyor musun zaten? Hayır söyleyemiyorum. İlk deneyim oldu. Normal söyleyene öyle söyleyeyim dedi. Aha. Evet yani öyle söyleyen en azından. Hoşuna gitti mi bu deneyim? Evet öyle yahaylarım yani arada gelin. Hani yeni seçersin gelirim söylerim sahne şeyini yıkmış olurum. Kendi yani otoksu gibi hissediyorum yani dudaklarım otoksu evet. Gibi. Konuşman peki yavaş mı normalde dikkat mi ediyorsun tükürüğün için? Ya normal hızlı konuşurum ama şu anda öyle biraz şu ediyorum. Anda iyi geldi. Ağzından çıkmasın fırlamasın diye seyircilerin üstüne dikkat ediyorum yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Normalde bunu takınca anlaşılmaz çok ama seni çok net anlıyoruz. Kendine uygun olanı seçin şu an. Gerçekten tebrik ederim. Teşekkür ederiz, ederim. Sağ ol. Yasemin. Sevgilim seni seviyorum. Kız bak ne hallerde seni sevdiğini söyle görüyor musun? Aferin size be. Yasemin'cim şunu artık bir bırakır mısın? Bırakınca ne olacak? Şey acıyor. Peki sen şarkı söylüyor musun normalde? Söylerim evet. Peki bu deneyim hoşuna gitti mi? Aa, gitmedi. Neden gitmedi? Yakıştı da. Hayır yakışandı bence. Gerçekten mi? Yo arkadaşlar yakıştı değil mi Yasemin'e? Yakıştı. Bence de yakıştı. Artık her koşulda şarkı söyleyebildiğini anladın mı? Anladım valla söylüyorum. Aman söylerim. Tamam peki bir de şunu söyle. Dans Alkar. Dans Alkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dans Alkar. Aa.
şey söyleyeyim mi? Yani bununla daha iyi söyledi bence. Şimdi bir dakika oylamak isterim. Arkadaşlar, bu yarışmayı Mert kazandı diyenler. Bu yarışmayı Yasemin kazandı diyenler. Bir daha alabilir miyim ya? Mert diyenler. Yasemin diyenler. O zaman acaba kazanan? Yasemin. Kazanan. İyiyim. Kazanan. Yasemin. Arkadaşlar ama ben bu ilk programımız olduğu için aynı zamanda da Mert'i kazandığını söylüyorum. Teşekkür ederim. Beraberlik diyorum. İkinize de birer içecek benden diyorum. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Aynen. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ben de. Mikrofonu da al. İnanılmaz. Böyle öpüştünüz değil mi? Müthişsiniz ya. Ya 90'larda bir klipte oynasam müthiş oynardım diyen var mı? Bir tane geldi. Başka var mı? İki tane, üç tane geldi. Var mı bir tane daha? Bir kişi daha var mı? 90'larda. Sen de mi? İki kız iki erkeksiniz arkadaşlar. Ben galiba bu klibi çekmek istiyorum. Hadi. Gel canım böyle gel. Lütfen. Enes gel. Enes'siz olmaz be. Bir alkış Enes'e. Bir şey söyleyeceğim. Biraz adil olmayan bir dövüş olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ama burada Merve Sevim ve Fatih Özkan var arkadaşlar. Gerçekten bunun için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sıra sıra vereceğim mikrofonu. Enes tanıyoruz. Merhaba, hayırlı akşamlar. Enes bu sefer Kızılcık Şerbo. Dur ben şuradan konuşayım. Arkadaşlar Enes'e çok güzel bir rol vereceğim hiç merak etmeyin. Merve Sevin var yanında. Merhaba, iyi akşamlar. Çok şimdiden güzel. Özür dilerim. Fatih Özkan. Merhaba. Sizi de... Merhaba Yeşim. Yeşim Hanım. Şimdi bence mükemmel bir klip çekeceğiz arkadaşlar. Ben şöyle yapmak istiyorum. Klipte kimi oynayacağınıza ben karar verebilir miyim? Hadi ver. Arkadaşlar şarkımız şu. Seni Yerler. Tamam mı? Seni Yerler Sezen Aksu. Ben izninizle öncelikle starımızı seçmek istiyorum. Fatih Özkan'ı seçiyorum. Evet. Starımız sen olacaksın. Klibin starı sensin. Arkadaşlar öncelikle ben bir starımızı alıyorum. Bir starımızı hazırlayalım. Buyurun lütfen. Şu. Fatih Özkan'dan ben minik serçe olmasını istiyorum. Var mısınız? Benden mi? Minik? Evet evet. Minik serçe olmanı istiyorum. Minik değil de manik serçe. O zaman manik serçe ol tamam. Manik serçe, manik serçe olabilirsin. Manik serçe ol. Saç ve makyaj buraya gelebilir mi? Arkadaşlarımız yardımcı olsunlar manik serçeye. Prodüksiyon mu falan? Tabii tabii. Bir ruj muj da süreriz herhalde. Ne olduysa o, ne olduysa o, şu an bırakın. Ne olduysa o, bakabilir miyim? Arkadaşlar kocaman bir alkış alabilir miyiz? Gerçekten mükemmel oldu. Bizde ne akıl kaldı ne de fikir bitti. Oyunda meda nedir öyle hey yavrum. Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık. Ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde. Komşunun kızı kampta, sporda, stepte. Kızlar burayı terk etmeyin. Şşt, starı terk etmek yok. Merve bir dakika gel. Müdahale edeceğim gel. Yeah yeah yeah. Çıtır çıtır yeah yeah yeah.
seni yerler, yerler. Kızlar bir grup oldunuz. Seni ham yapar bu zilliler. Zilliler yaylanmadan yürü. Yoksa günah bizden gider. Enes yaylanarak yürü. Seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü. Yoksa günah bizden gider. Seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü. Yoksa günah bizden gider. Şimdi Star, sen artık Enes sana pas vermiyor. Şimdi Enes sana aşık oluyor. Hazır mıyız? Sen bizim mahalleye geldin geleli canım. Bize ne akıl kaldı ne de fikir. Bittik oyunda veda nedir öyle hey yavrum. Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık. Yeah yeah yeah. Kızlar kavga edin Enes'le, uzaklaştırın oradan. Seni yerler, yerler. Yeşim aldı bayrağı eline. Seni ham yapar bu zilliler. Manik serçe geldi. Yaylanmadan yürü. Yoksa günah bizden gider. Seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü. Yoksa günah bizden gider. Seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü. Yoksa günah bizden gider. İnanılmaz. İnanılmazdınız. Gerçekten mükemmeldiniz. Arkadaşlar kocaman bir alkış alabilir miyiz? Merve, Yeşim, Enes ve Fatih'e. Arkadaşlar çok değerli bir dostum burada. Sanatçı bir kardeşimiz. Arkadaşlar Can Ozan burada. Büyük bir alkış alabilir miyiz? Buraya gelebilir misin? Teşekkür ederim. Dur, ben sana hemen mikrofonu... Merhaba. Merhaba. Bu, merhaba. Bununla mı? Dur, bu kalsın şimdi. Yeni festivaller deyince aklımıza Can Ozan geliyor arkadaşlar. Can Ozan'ı zaten birçoğunuz tanıyordur. Sesin hakikaten böyle mi? Biraz konuşabilir misin? Nasıl? Çok bassın. Yok ya, normalde böyle. Ha, aslında. Tam böyle. Biraz aynen, normal konuşursan. Ama daha karizma olmak istediğim zaman tabii böyle. Yo, ama bir şey söyleyeyim mi? Şu look'la... Çok karizmasın değil mi? Öyle değil mi? Yani hiç başka bir şey yapmana hiç gerek yok. Ayrıca o şarkıların. Yeni bir tane şarkın çıktı. Yes. Yeni bir tane şarkın çıktı. Biliyor musunuz? Ağlama ben ağlarım diye bir şarkısı çıktı. Serra sette bana dinlettiğinde şöyle bir şey oluyor. Şarkıda şöyle bir özellik var. Anında ezberliyorsunuz ve bir daha hiç kopamıyorsunuz. Ben böyle sürekli yattığım yerden ağlama ben ağlarım deyip durdum. Ya herkes için bu geçerli değil bence. Bir tık böyle, bir tık depresyonda olabilir misin? Belli oluyor mu? Gizli depresyon diye bir şey varmış. Gerçekten ne oluyormuş? Yok, salladım şu an. Ha, tamam. Ama vardır, kesin vardır bence. Ha, ya beni korkutma, ben ne desen inanacak gibiyim bu ses tonuna. O yüzden lütfen hani daha fazla bir şekilde beni kandırma, tamam mı? Tamam. Bir şey söyleyeceğim, gerçekten müthiş bir parça olmuş. Thank you. Hatta ben dinlemek isterim. Siz de ister misiniz? Sağ olun. Bir dakika, benim bir sürprizim daha var. Şimdi ben burada masada kimi görüyorum? Canberk Cebecioğlu. Buraya gelebilir misin lütfen? Bu şarkıyı onsuz söylemeni istemem. Arkadaşlar Canberk bizim aslında orkestramızın küçüğü diyeceğim. Biz ona öyle diyoruz. Şu arkada gördüğünüz Atakan, davulcumuz Atakan aslında Canberk'i yetiştirdi. Öyle diyelim, abisi. Canberk de Can Ozan'la birlikte ve bu şarkıda onun da o güzel davulların hepsini çok güzel duyuyoruz. O yüzden ben birlikte çalın söyleyin isterim. Biz teşekkür ederiz. Atakan, kavuğunu bırak bakalım.
açtım kederimden. Aynalarda yüzüme bakmam. Bir sigara sardım seni düşünmeden yakmam. Ayrıldıkça söyleyeceğim. Bir daha diye bağırmak istiyordum. Tamam. Mükemmel, etkileyen bir şarkı. Tekrar bu şarkı için teşekkür ederiz Can. Ne demek? Sağ olun efendim. Peki bir şey söyleyeceğim. Can, ben evet. Sen buradayken seninle bir parça söylemek istesem buna ne dersin? Tabii ki de. Anlamam nedenini üzmüşler bebeği. Yüzüne dalmışken çizmiş kendi resmini ya. Ne olursun kaç kurtar kendini bu diyardan ya. Güneşi ararken peşini bırakmaz ay. Şehrin başından yak, iyice yak. Kim der ki bu rüyadan uyan, ona uzak.
peşini bırakmaz ay. Ay sar bu şehri. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Mükemmel bir gece geçirdik bugün. Nazar mı kalmadı? Kurşun dökmediğimiz mi kalmadı? Esenlere mi gitmedik be? Ayça Topçu Show. Haftaya görüşmek üzere.